sık olduğunu söyleyelim. Tabii bu isimlerin bir bölümünün salı günü oynanacak olan İstanbulspor maçına kadar hazır hale gelme ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Özellikle gribal enfeksiyon geçiren oyuncuların tedavi süreci yoğun bir şekilde devam ediyor. Diğer oyuncular şu an itibariyle takımdan ayrı, düz koşu gerçekleştiriyor. Birazdan teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirecek antrenmanın taktik çalışmalarının da başlayacak. İlgili analizlerini de gerçekleştirdi ve tabii ki aslında Samsun Spor maçı düşünülerek yoğun bir çalışma programına girilmişti. Ama şimdi daha çok İstanbul Spor maçı odaklı çalışmaların gerçekleştirildiğini, buraya dönük çalışmalar yapıldığını da belirtelim. Tabii bir anda hedef İstanbul Spor deplasmanında oynayacak olan maça dönüştüğü için, rakip de değiştiği için farklı sistem, farklı analizler de yapmayı yan sahadan 19 takımından A takım antrenmanına takviye gerçekleştiriliyor ve böylelikle de hem oyuncuların sürekli A takımla iletişimde kalması hem de teknik ekibin onları daha yakından görmesi noktasında da fırsat işbirliği bu şekilde sağlanıyor gibi gözüküyor. Aynı zamanda şu detayı da vermekte fayda var. Trabzonspor'da özellikle Nicolas Pepe'nin Samsun Spor maçına yetişme ihtimali düşük, ancak İstanbul Spor maçına yetişip yetişmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Bu yüzden çok yüksek ihtimalle yine hafta içerisinde oynayacak olan İstanbul Spor maçında da bu oyuncunun riske edilmeme durumunun yüksek olduğunu belirtelim. Sağlık ekibi tabii oyuncunun tedavi sürecini yoğun şekilde sürdürüyor, ancak teknik direktör Abdullah Avcı daha önce basın toplantısında da izleyicileri Trabzonspor'a ertelendi. 16. hafta ertelendi. Pardon. 16. hafta ertelendi. Hafta içi oynayacak olan İstanbul Spor maçı hazırlıklarına Trabzonspor şu anda ne kadar testlerini yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda eksik oyuncuların içine verelim hemen. Orsic sol baldırında kas yaralanması yüzünden rehabilitasyon süreci devam eden Orsic. Sonra. Öyle olmaz lazım. Bir şey.